Belediye başkanına ulaşamadım diyen kalmasın, 500 binlik Murat Paşa'mızda diye her çarşamba öğleden sonra başlatıyoruz. Ne kadar sürerse birebir kaç kişi görüşmek isterse görüşmemizi yapıyoruz ki bu da bir standarda, yönetim standardına dönüşsün. Her Murat Paşalı belediye başkanına ulaşabilsin diye. Durum bu. Sizlerden görev aldıktan sonra hızla çalışmaya koyulduk. Hemen ilk bir ay içinde Kır Camisi planı var, meşhur Antalya'mızın biliyorsunuz kronik bir sorunudur. 30 yıldır gündeminde olan bir sorun. Halka söz vermiştik. İlk bir ay içinde bunu tamamladık. Doğal gazcılarla müzakereye oturduk. İlk bir ay içinde onu tamamladık. 2017 sonuna kadar Murat Paşa'mızda doğal gaz gelmemiş mahalle kalmayacak şeklinde. Hemen cenaze hizmetlerimizi başlattık. Doğu ölüm anından toprağa kadar aralıksız ailenin yanında olacak şekilde esnek, talebe göre vatandaşın ihtiyacı her neyse onu çözmek üzerine kurulu bir cenaze hizmetleri başlattık. Yine fen işlerimizi yeniden yapılandırdık. Bütün Murat Paşa'mızda CLK elektrik ve doğalgazın çıktığı mahallelere girmek üzere asfaltlarımızı yeniliyoruz. Tamirat yapmıyoruz. Frezeden sıfır kesiyoruz ve yeniliyoruz. Kaldırımlarımızı uluslararası standarda düşürüyoruz. 15 santim. Engelli şeridi atıyoruz ve turunç ağacı dikiyoruz. Yani dörtlü set. Şimdi Meltem'de bir miktar çok büyük oranda yapıldı. Eksikler de giderilir zaman içinde. Şu an Bayındır'da çalışıyoruz. Soğuk su, yıldız şeklinde bütün Muratpaşa, 3 yıl içinde bütün Muratpaşa'nın asfaltı yenilenecek. En azından ihtiyaç olan bütün caddeler, sokaklar yenilenmiş olacak. Yine park ve vatandaşa kazandırıyoruz. Yani 22 yerde park inşaatımız sürüyor. Bu park inşaatlarımız bitince bir 20 yerde daha park inşaatına başlayacağız. Temizlik konteynerlarımızı yer altına alıyoruz hızla. Bütün Murat Paşa'mızda 3 yıl içinde toplam 10 bin konteynerin en az 5 binini yer altına almak istiyoruz. Bunun için halihazırda bir atölyemiz var. Bunun üretim kapasitesini önümüzdeki aylarda 3 katına çıkaracağız. Yine asfalt işini hızlandırmak için döşem altında bir asfalt şantiyesi kuruyoruz. Kendimiz üreteceğiz ucuza mal edebilmek için. Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz yoğun bir çalışma içinde. Yaşlı evimiz şu an işte 500 kişiye hizmet ediyor. 2 yaşlı evi daha açmayı planlıyoruz. Buralarda biliyorsunuzdur yaralananlar vardır. Buralarda müzik, sanat, spor aktiviteleri düzenleniyor. Ve günün tamamı verimli, uygun, eğlenceli ve huzurlu bir şekilde geçirmesi için yaşlılarımızın elimizden geleni yapıyoruz. Bunu bir Muratpaşa'da sosyal standarda dönüştürebilmek için 2 yaşlı evini daha açmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Antalya genelinde 17 merkezde kadınlarımız işliklerde üretim yapıyor. 17 merkezde yaklaşık 2000 insanımız sanat ve zanaat aktivitesi gösteriyor. Şimdi önümüzdeki günlerde oralarda üretilenlerin satışına dönük bir organizasyonun içindeyiz. Yine bu ay hizmete gelen bir şey yok. Tamamen doğal gaz ve elektrikçiler buradan ilk çıktığı için buraya buradan başlayabildik. Yani bu öncelikle çok değerli Ümit Uysal Başkanımızın insan ve ekip seçimindeki başarısını önce kutlamak lazım. Gerçekten bugüne kadar gerek Erol Bey, gerek Murat Bey ve diğer arkadaşlarımız gerek alt masalarda yaptığım çalışmalarda hiçbir isabetsizliğe maruz kalmadı. Önce tebrik ediyorum. Bu konudaki milli heyecanı da gizlemem. Çünkü hepimizin derdi işte otoparkı hazırlamadan şehirleştiriyoruz, kentlerimizi oturtuyoruz. Otopark yeri de yok işin ilginç yanı. Trilyonluk kamulaştırmalar yapmanız lazım ki otopark çıkarabilmeniz için. O da belediye. Ya olmuşsun dedi. Şunu yapacağız ama apartmanlar 3-4 kişinin diye almayın. Yazıklar işte bu evin köpeğidir falan filan. Bakın ona da ilgi gösterdi.
temizlik işleri hakikaten çatışıyor. Ben şunu söylüyorum. Her ne kadar bazı aksaklıklar olabilir. Ha, arkadaşımın şurada söylediği yol hakikaten doğru. Keşke o kaldırımı yarım metre ağaçların dibine çekseydik, iki araba geçseydi. Ben onun için bütün arkadaşlara şahsınıza teşekkür ediyorum. Size de sağ olun diyorum. Evet, teşekkür ederiz.